Herkes bir tamir kotası ile birlikte doğar. Bu kota hayat boyu yaşadıklarımıza göre yavaş veya hızlı dolmaya başlar. Çok stresli bir hayat yaşayan ve hayatında her türlü aksilik üst üste gelen birisi 20 yaşındayken bile 70 yaşında fazla problem görmemiş birisinden tamir kredisini daha erken tüketmiş olabilir. E, sorun da bu kredinin tükenmesiyle birlikte ciddileşiyor. Çünkü artık kota dolmuş ve vücudun artık fazla biriken bu stres yükünü depolayacak alanı kalmamıştır. Günümüzde sokakta pek çok kişinin en ufak bir sürtüşmede patlamaya hazır olduğundan da bunu görebiliriz. Kap tamamiyle dolup taştığı için taşan kısım kadar toplum dışarıya öfkesini kusmakta. E bu videoda ise bu gibi durumlarda öfkesini dışarıya yansıtmadan içinde tutup sindirmeye çalışan karaktere sahip bireylerin kendilerine verdikleri zararı konuşalım. E bu kişiler zaten bu semptomları yaşadıkları için bu durumun çoğunlukla farkındalar. E burada sadece özetlemek istedim. Stresin çeşitli yollarla dışa vurulamadığı durumlarda içe atmanın belki de en çok etkilediği 4 organdan bahsedelim. Artık en ufak bir stres anımızda bu semptomları kolayca deneyimleyecek hale gelmişsek tamir kotamız dolmuş veya dolmak üzeredir diyebiliriz. E, organların etkilenme sırasına bakmaksızın karışık olarak sıralıyorum. Kalbe bıçak saplanması veya sızlama, yanma hissi gibi çarpıntı olarak adlandırılan semptomlarımız meydana gelebiliyor. E, bu semptomları deneyimlerken bir taraftan içeride de zamanla kalp damarlarının yıpranması, damar sertliği gibi rahatsızlıklar oluşabiliyor. Mide ve bağırsak duygusal olarak en kolay etkilenen organlarımızdan. Onlara ikinci beyin de denilmesinin sebebi budur. Sınav stresi gibi bir durumda bu iki organı ne kadar kolay arıza verdiğini hepimiz deneyimlemişizdir. Tahammül kotasını doldurmuş birisi stresten çok daha kolay etkilenir hale gelir ve sınav stresi gibi nadir olayların yanı sıra artık stresi kronikleştirdiğimiz için günlük yaşanan en ufak bir güçlükte bile yine bu aşırı tepkileri vermeye başlarlar. Ya bildiğimiz gibi bu stres tepkileri midemiz için midenin bulanması, kusma, zamanla reflü ve gastrit oluşması iken bağırsak için ise şişkinlik, kronik kabızlık veya isaldir. Ya bir diğer organ beynimiz, ya unutkanlık. Beynin zamanla belirli bölgelerinin küçülmesi Alzheimer gibi durumları doğurabilmekte kronik stres ve depresyon. E çünkü hücrelerde yıkım yapıyor ve onları daha erken bölünmeye zorlayarak ömürlerini kısaltıyor. E saydığım organların dışında böbrek üstü bezlerinin aşırı çalışması ve stresle mücadele ederken sizi ondan uzaklaştırmak için salgıladığı hormonlar ile uykunuzu getirmesi de vücudumuzun doğal streste baş etme yöntemlerinden birisidir. E tüm bunları yanı sıra kronik stresin kişiyi diyabet, tansiyon hastası hatta fıtık bile yaptığı biliniyor. Evet sadece dertli dertli düşünerek bile uzun vadede kendisini fıtık yapan insanlar var. Ayrıca kanalımda strese bağlı saç dökülmesi adlı kronik stresin saçımıza etki sürecini açıklayan bir videom da var. Tahammül kotamızı boşaltmaya yönelik ağlamanın büyük bir faydası olduğunu gördüm. E, ağlamanın stres boşaltmadaki faydasını da bundan sonraki videomda anlatıyor olacağım. Ücretsiz abone olursanız videom çıktığında bildirim almış olacaksınız.